Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda sıdk kavramı üzerinde duracağız. Sıdk, Türkçe'de doğruluk anlamında, kizbin mukabili, kizip yalancılık anlamında. Kizip yalancılık kötü ahlaktan, sıdk ise ahlakı haseneden, ahlakı hamideden ve her bir Müslümanda olmazsa olmaz diyeceğimiz türden en temel ahlaki özelliklerden birisi. Ve sıdk aynı zamanda bütün peygamberlerin en ortak özelliklerindendir. Yani her peygamber özü sözü bir olan bir kimsedir. Bir peygamber için kizip, yalancılık hayal bile edilemez. Onlar hem sözlerinde hem davranışlarında gayet doğru bir şekilde hareket etmişler ve birer sıdk numunesi olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ sadıklarla beraber olun diyerek bizleri de o sadıklarla beraber olmaya davet etmektedir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda Allahu Teala'nın vaadinde sadık olmasına dikkat çekilir. Mesela ayette şöyle geçiyor. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدِ sonra o peygamberlere biz vaadimizde sadık olduk. فَاَنْجَيْنَاهُمْ ve onları kurtardık. وَمَنْ نَشَاءُ onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Allahu Teala'nın vaadi var. Mesela keteballah, Allah şunu yazdı. لَاَغْلِبَنَّ اَنَا ve رُسُولِيمْ ben ve elçilerim galip gelecek. İşte Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesi uzunca bir mücadeledir. Ama neticede Hz. Musa galip gelmiştir. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Ebu Cehil ve yandaşlarıyla mücadelesi uzun bir mücadeledir. Ama neticede ehli iman galip gelmiştir. Böylece ilahi vaat gerçekleşmiştir. Öte yandan bizlerin şu dünya hayatında bulunması doğru olanlarla eğri olanların, sadık olanlarla kazip olanların birbirinden ayrılması içindir. İnsanda hem doğruluğa hem yalana meyil vardır, kabiliyet vardır ve şu dünya imtihan dünyasında insanlar bu yönden imtihana tabi tutulmaktadır. Mesela ayette şöyle geçiyor. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ muhakkak ki Allah sadık olanları bilecektir. Kazip olanları da bilecektir. Yani sadık olan ortaya çıkacak, kazip olan ortaya çıkacaktır. Olaylar bir ayıraç. Başımıza gelen olaylarda kimin doğru, kimin eğri olduğu açığa çıkmaktadır. Diyelim mesela bir yerde deprem oluyor. Bir kısım insanlar oradaki kimseleri kurtarmak için yardıma gidiyorlar. Ama bir kısmı da orada soyguna gidiyor. Böyle bir olayda toplum çok ciddi bir sınav vermiş oluyor. Kur'an-ı Kerim sadık olanları metheder. وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ sadık olan erkekler, sadık olan kadınlar. Bu şekilde onları metheder. Ve Kur'an-ı Kerim er kişilerin sadık olduğuna dikkat çeker. İlgili bir ayette şöyle buyurur. Müminlerden öyle er kimseler vardır ki bunlar Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Yani gerekirse Allah yolunda canımızı feda edeceğiz demişlerdi. Allah yolunda canlarını feda ettiler. Bu sözlerinde sadık oldular. Öte yandan Allahu Teala bazı peygamberlerin daha değişik cihetlerini bize anlatır. Ve bu peygamberlerin nazara verilen özelliklerinden birisi de doğruluk. Mesela Hz. İsmail ile alakalı ayette şöyle geçiyor. İnnehu kana sadıkal vaat. O vaadinde sadık idi. Yani bir peygamber için zaten vaadinde sadık olmaması düşünülemez. Ama demek ki Hz. İsmail'de bu çok daha belirgindi. Daha öne çıkmıştı. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim onu böyle bir özellikle yad ediyor. Bizlere bir numune-i imtisal olarak bildiriyor. Ancak mesela münafıklara baktığımızda veya art niyetli kötü insanlara baktığımızda bunlar sözünde sadık değildir. Bunların sözü de yalan, özü de yalandır. Yalancıdırlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir çeteden söz ediliyor. Ortalığı karıştırmak isteyen bir çete. Bunlar peygamberi öldürmek istiyorlar. Ve diyorlar ki onu gizlice öldürelim. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِ Yani biz onun helakine şahit olmadık diyelim. وَاِنَّا لَسَادِقُونَ Ve diyelim ki biz gerçekten sadıkız. Gerçekten doğru söylüyoruz. Burada sözünde doğru olmanın ancak doğru kimselerde gerçekleşeceği gayet net bir şekilde görülüyor. Kötü niyetli insanlar her ne kadar biz doğruyuz da deseler onlar yalancıdırlar. Eğri bir hayatları vardır ve iç dünyalarında sadık değildirler. Kur'an-ı Kerim bir de sıddıkiyete dikkat çekiyor. İşte sıddıkiyet dediğimizde mesela Ebubekir'i Sıddık, Hazreti Ebubekir sıddıkiyet özelliğiyle daha ön plana çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de sıddık ifadesinin Hz. Yusuf için kullanıldığını görüyoruz. Yusuf'u eyyühe sıddık, Yusuf ey sıddık kişi. Bu ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf yad edilmiş. Bütün peygamberler sadıktır, sıddıktır ama Hz. Yusuf için bu tabir hasaten ayet-i kerimede kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İdris'le alakalı bir ayette şöyle buyurulur. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İdris Kitapta İdris'i zikret, yad et. İnnehu kâne sıddîgan nebiyye O sıddık bir nebi idi. Bütün bunlardan şunu net bir şekilde görmekteyiz ki demek ki doğruluk bir peygamber ahlakıdır. Peygamberlerin tümünde görülen en kamil özelliklerden birisidir. Her peygamber sadıktır, sıddıktır. Özellikle bazı peygamberler bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim'de nazara verilmiştir. Ve o yolda olan kimseler, Ebubekir Sıddık gibi kimseler, onlar da sıddıkiyette en mümtaz kimselerdendir. Onların da sözleri birdir ve özünde de sözünde de doğru olan kimselerdir. Demek ki bu şekilde önümüzde numune-i imtisal kimseler var. Başta peygamberler olmak üzere, Ebubekir Sıddık gibi kimseler olmak üzere önümüzde doğruluk timsali kimseler var. Bize de yaraşan onların gittiği yoldan gitmek. Febihudâhu muktedih Sen de onların gittiği yola tabi ol. Mealindeki ayetten hareketle sıdk noktasında da o peygamberlerin, peygamber varisi olan kimselerin yolunda olmak. Hatta konuşma noktasında düşündüğümüzde velev aleyhimize de olsa yine doğruyu söylemek. Bu en önemli özelliklerden bir tanesidir. Diyelim bir yerde şahitlik yapmamız gerekiyor. Bu şahitlik bazılarının yakınlarımızın zararına olabilir. Ama velev yakınlarımızın zararına da olsa orada doğruyu söylemek. Yalana asla tenezzül etmemek. Ancak diyelim düşman karşısında diyelim bir komutan düşmanın eline geçti. Orada doğruları söylese vatan millet zarar görecek ve bir nevi hıyanet hükmünde olacak bu. Orada doğru söylemek uygun değil. Onları yanıltacak şekilde ifadeler kullanabilir ve bu şekilde zaman kazandırabilir. Yoksa doğruları söylemesi dini ölçüler çerçevesinde de bakıldığında doğru olan bir hareket değil. Bu gibi bir iki istisna söz konusu. Bunun dışında bütün durumlarda kişinin özünün, sözünün bir olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de sıdk duası diyebileceğimiz bir dua yer alır ve o duada bize şu bildirilir: Rabbi edhilni mudhala sıdk. Ya Rabbi, girdiğim yere sıdk ile beni girdir ve ahricni muhraca sıdk, ve sıdk ile beni çıkar. Demek ki girdiğimiz yeni bir güne, yeni bir işe, daha neler varsa bütün bunlara sıdk ile girmek ve sıdk ile çıkmak, doğru bir şekilde girmek, doğru bir şekilde çıkmak son derece önemli. Cenab-ı Hak bizleri daima doğru olan, dosdoğru olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.